Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tek adam sisteminin 4. bütçesini, yani halkın vergide olduğu ama refahta olamadığı son bütçesini görüşüyoruz. Eğitime, sağlığa, tarıma ve istihdama yeterli pay ayrılmayan bu bütçede aslan payı yine sermayeye, yine yandaşa, yine beşli çeteye ayrılmış. Bu bütçede yandaş var. Bu bütçede kayırma var. Bu bütçede rant var. Bu bütçede faiz var. Bu bütçede talan var. Ama bu bütçede maalesef halk yok. İşçi, emekçi, esnaf ve öğrenci maalesef yok. Elinden traktörü alınan, gübresiz ekim yapmak zorunda kalan çiftçilerimiz maalesef yok. Değerli milletvekilleri, mevcut iktidar çaresizliğin ve tarımdaki çöküşün sayısallaştırılmış hali olan bu bütçeyle karşımıza çıkıyor. Ne diyor? Zarar eden çiftçi yok diyor. Çiftçimizin moralini bozmayın diyor. Üretim maliyetlerindeki artış %300'ü, %400'ü geçmişken çiftçinin morali TÜİK'in uyduruk rakamlarıyla mı düzelecek? Çiftçinin morali yandaş kanalların masallarıyla mı düzelecek? Sayın Bakan, zarar eden çiftçi yoksa iktidarınız döneminde 34 milyon dönüm tarım arazisi neden üretim dışı kaldı? 700 bine yakın çiftçi neden üretimi bıraktı? Çiftçilerin bankalara olan borçları neden 205 milyar liraya çıktı? Binlerce çiftçimizin tarlası, bahçesi ve traktörü neden icralık? Tanesi 3000 liradan ithal ettirdiğiniz damızlık sığırlar neden kesime gidiyor? Besyaneler neden boş? Neden atıl yapılara dönüşüyor? Değerli milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanı AK Parti'den önce çiftçiye destek verilmiyordu diyor. Doğrudan gelir desteği ne zaman çıkarıldı haberi yok. Hayvancılıkta ödenen süt ve et prim desteklerinden de haberi yok. 1999 yılı Türkiye'sinde tarıma milli gelirin %5.8 oranında destek verilmişken bu iktidar tarım kanununa göre çiftçiye verilmesi gereken %1'lik desteği hiçbir zaman çiftçimize vermedi. Bugün yağa, una, süte, tüm temel gıdalara yapılan zamlar çiftçiye verilmeyen desteklerin sonucudur. Değerli milletvekilleri, Tarım Bakanı her yıl Manisa Ticaret Borsası'na gelip kuru üzümün taban fiyatını açıklıyordu. Bu sene galiba utancından gelemedi. Girdi maliyetlerine %300, %400 zam gelmişken kuru üzüm alım fiyatını %4 arttırmak insafsızlıktır, vefasızlıktır, emeğe saygısızlıktır. Değerli milletvekilleri, bir iktidar düşünün. Vatandaş bittik, perişanız diyor. İktidar şu IBAN numarasına para gönderin diyor. Kendi çiftçisini icraya veriyor, Sırbistan ve Ukrayna çiftçisini zengin ediyor. Kendi çiftçisinin ürettiği buğdayın tonuna 2250 lira verirken Arjantinli çiftçinin buğdayına 5500 lira veriyor. Bir tarım bakanı düşünün. Gerçekten evlere şenlik. Buğday, arpa ve mısırın maliyet ve kar hesabını dahi yapamıyor. Kendisine 3000 lira olan gübre niye 15 bin lira oldu diye soruyoruz. Yol yaptık, köprü yaptık diyor. 3000 euroya ithal edilen domuzluk hayvanlar niye kesime gidiyor diye soruyoruz. Havalimanı yaptık diyor. Neden çiftçiye destek olmuyorsunuz Sayın Bakan diye soruyoruz. İngiltere'den artık 8 gol yemiyoruz diyor. Değerli milletvekilleri, biz bu bütçeye 205 milyar lira borcundan dolayı belini doğrultamayan 174 bin lira bini bankaların takibinde, 4 binden fazlası da icralık olan çiftçilerimiz için hayır diyoruz. Biz bu bütçeye pandemide yüzüstü bıraktığınız 125 bin esnaf, emekli etmeyip adeta süründürdüğünüz milyonlarca EYT'li, sefalet içinde yaşamaya mahkum ettiğiniz 114 bin sözleşmeli öğretmen için hayır diyoruz. Biz bu bütçeye atama bekleyen binlerce ziraat ve gıda mühendisleriyle, üniversite olup iş bulamayan 1 milyon 300 bin gencimiz, sayıları 8 milyon aşan işsizlerimiz, sosyal yardıma muhtaç ve açlık sınırı altında yaşayan 25 milyon vatandaşımız için hayır diyoruz. Biz bu bütçeye 750 milyon dolar krediyi medya baronlarına hibe ettiğiniz için, beşli çetenin vergi borcunu silip banka borcunu ödeyemeyen
Buyurun. Buyurun toparlanın. Banka borcunu ödeyemeyen yaklaşık 3,5 milyon vatandaşın kara listeye girmesine neden olduğunuz için hayır diyoruz. Biz bu bütçeye milletin parasını döviz garantili projelere akıtıp sınırlı sayıdaki sağlık personeli aralıksız 36 saat çalıştırdığınız için çalışanların %57'si asgari ücretle yaşam mücadelesi verirken yandaşlarınızı ballı maaşlarla yaşattığınız için hayır diyoruz. Biz bu bütçeye öğrenciler yurt bulamayıp sokaklarda yaşarken adlarını dahi açıklamadığınız vakıf ve derneklere milyarlarca lira aktardığınız için hayır diyoruz. Değerli milletvekilleri, meclise geldiği günden beri %50'den fazla sapması olan, vatandaşı açlığa, sefalete, umutsuzluğa sürükleyen bu faiz, rant ve talan bütçesine sonuna kadar hayır diyoruz, hayır diyoruz, hayır diyoruz.